İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranagert'teki Harepal'daki Ermeni kilisenin kemerlerinin bir kısmı deprem sonucu tahrip oldu. Batı Ermenistan'da soğuk kış. Türk askeri birlikleri 200 askeri araçla Suriye sınırını geçti. İdlib'de gerçekleşen çatışmada en az 4 Türk askeri öldü. Başkent Yerevan'ın Kont semtinde bulunan caminin bir bölümü çöktü. Konifa 2020 Dünya Futbol Kupası'ndaki rakip takımlar. Petersburg'da Ayvazovski ve Rerich'in yeniden doğmuş tuvaller adlı multimedya sergisi ziyaretçilere açık. Doktor Haçik Muratyan sosyal medya hesabı Facebook gönderisinde Batı Ermenistan'ın Dikranagert'teki Subsarkis Ermeni Kilisesi'nin kemerlerinin bir kısmının geçen hafta Harbert'teki güçlü deprem nedeniyle yıkıldığını ifade etti. Yazısına ek olarak Muratyan, adını duyurmak istemeyen yerli bir arkadaştan aldığı fotoğrafı paylaştı. Muratyan, kilisenin onlarca yıldır hazine avcılarının faaliyetleri sonucu yavaş yavaş yok edildiğini de hatırlattı. Batı Ermenistan'da devam eden sert kış neredeyse tüm bölgeyi hakimiyet altına tutmaya devam ediyor. Şiddetli kar yağışı nedeniyle yüzlerce yerleşim birimlerine giden yollar kapandı ve bazı yerlerde ağaçlar kırıldı. Sadece özel ekipman yardımı ile kar temizleme ve uzak köylere erişim sağlamak mümkün oldu. Bırakın Bingöl'de çığ düşmesi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti ve bölgede karla oynayan çocuklar mucizevi bir şekilde çığ altında kalmaktan kurtuldu. Önümüzdeki günlerde hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Armen Press'in bildirdiği ve TASS ajansının Al Arabiya TV'ye atıfta bulunarak verdiği habere göre zırhlı araçlar ve tanklar da dahil olmak üzere en az 200 Türk askeri konvoyu 2 Şubat'ta Suriye sınırını geçti. Teknik konvoyun İdlib ve Halep şehirlerine yöneldiği ve Türk Kuvvetleri Komutanlığı'nın Halep şehrini Laskiye'ye bağlayan otoyol bölümünü askeri bölge ilan ettiği kaydedildi. Aşhark Al-Asfat gazetesi, Türk ordusunun en az 40 tankının ve zırhlı aracının İdlib'in kuzeyindeki Kafr Luseyn kontrol noktasında sınırı geçtiğini bildirdi. 28 Ocak'ta 12 zırhlı araçta dahil olmak üzere 30 askeri araç aynı kontrol noktasından Suriye'ye girmişti. Armen Press Ajansı'nın aktardığı ve NTV kanalının 3 Şubat yayınında dile getirdiği habere göre Suriye'nin İdlib eyaletinde mevzilerinin bombalanması sonucu en az 4 Türk askeri öldü, 9 kişi ise yaralandı. Ankara'nın iddiasına göre Türk birlikleri Suriye ordusu tarafından Sarahep yerleşim bölgesinde vurularak öldürüldü. Askeri departmanlık askerlerden birinin kritik durumda olduğunu açıkladı. Ayrıca burada yapılan açıklamada Türk birliklerinin ateş açtığı ve İdlib eyaletindeki hedefleri yok ettiği bildirildi. TASS ajansının belirttiğine göre Şam olay hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ermenistan Cumhuriyeti Olağanüstü Durumlar Bakanlığı'nın basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Şubat günü saat 16.18'de 911 Acil Durum Merkezi Yerevan'ın Rustaveli Caddesi'ndeki topraktan yapılma caminin dış kısımlarının zayıfladığına ve tahrip olduğuna dair bir duyum aldı. Yapılan incelemede Gont Camisi'nin bir kısmının yıkıldığı ortaya çıktı. Kurtarma ekibi bölgeyi emniyet şeridiyle kapattı. David Oven tarafından bildirilen haberde Karpatalya temsilcisi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek olan Konifa Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini beyan ettikleri ulusal futbol takımıyla bir araya geldi. Karpat Rutenia olarak da bilinen ve bazıları tarafından tarihteki en genç devlet olarak tanınan Doğu Avrupalılar B grubunda yer alarak Mayıs ayında Batı Ermenistan, Tamil Elan ve Kabila ulusal futbol takımlarına karşı oynayacaklar. 26 Ocak sabah saatlerinde Konifa Sportbet Dünya Kupası fikstürü Jersey'de gerçekleşti ve bunun sonucunda Jersey, Pencap, Kürdistan ve Chagos adaları ile A grubunda yer aldı. Güney Amerika'nın Mapuche Ulusal Futbol Takımı C grubunda Matabeleland, Kernov ve Avustralya'nın ilk yerli milletleriyle yarışacak. D grubunda ise Güney Ossetya, Kaskatya, Japonya'daki Koreliler ve Birleşik Darfur ulusal futbol takımları yer alacak. Konifa kendini FIFA dışındaki tüm birlikler için bir futbol federasyonu olarak tanımlıyor. 2020 etkinliği kendi türünde dördüncüsü olacak. Üçüncü Konifa Dünya Kupası 2018'de Londra'da düzenlenmişti. Fikstüre yansıyan Chagos Adası temsilcisi Jimmy Ferrer yaptığı açıklamada tüm gruplarda güçlü takımlar var ancak en güçlü takım kuşkusuz bizimki. Çocuklar buna zaten ölüm grubumuz diyorlar dedi.
Konifa Dünya Futbol Kupası 2020'nin 30 Mayıs 7 Haziran tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da düzenleneceğini unutmayın. Hatırlatalım ki 29 Aralık 1917'de Batı Ermenistan'ın Yerzinka Erzincan bölgesinde Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ateşkesin ardından Sovyet Rusya Halk Konseyi'nin kabul ettiği Türkiye-Ermenistan-Batı Ermenistan kararnamesiyle Türkiye Ermenilerinin Batı Ermenistan'ın tam bağımsızlığına kadar gidecek kendi kaderini, tayin hakkını tanımıştı. 19 Ocak 1920'de Paris Konferansı sırasında Müttefikler Yüksek Kurulu tarafından Batı Ermenistan Devleti ve hükümeti Cumhurbaşkanı Boğuz Nubar Paşa başkanlığında fiilen de facto tanındı ve 11 Mayıs 1920'de San Remo Konferansı'nda ise de jure bağımsız ve egemen bir devlet olarak kabul edildi. Batı Ermenistan 1. Dünya Savaşı'nda savaşan devletlerden biridir. 15 Kasım 1916'da Fransa ile Ermeni gönüllülerin de yer aldığı Doğu Lejyonu'nu kurdu. Daha sonra 1 Şubat 1919'da gelecekteki Ermeni Ulusal Kilikya Ordusu'nun çekirdeği olan Ermeni Lejyonu kuruldu ve Fransa tarafından desteklenip terk edildi. Türkiye, Sevr Antlaşması'nı 10 Ağustos 1920'de imzalayarak Batı Ermenistan'ı tanıdı ve sonra onu işgal etti. 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un Bitlis, Van, Erzurum ve Trabzon illerini de kapsayan tahkim kararıyla Ermeni-Türk sınırı belirlendi. Ancak Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye tarafından işgal edildiği için tanınmadı. 1894'ten 1923'e kadar Batı Ermenistan'ın işgal edilmiş bölgelerinde Ermeni nüfusunun birbirini izleyen üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma maruz kaldığı hatırlanmalıdır. İşgalci Türkiye 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye oldu. Karin Erzurum 1920 yılında müttefik kuvvetler tarafından tanınan Batı Ermenistan'ın resmi başkentidir. Azınlıkların hakları Sevr Antlaşması'nın 93. maddesi uyarınca Batı Ermenistan Devleti tarafından tamamen tanınmaktadır. Petersburg2.ru portalının sunduğu Panorama Ayem'in aktardığı habere göre Rusya'nın en büyük multimedya sergisi Hovhannes Ayvazovski ile Nikolay Rerih'in yeniden doğmuş tuvalleri, deniz savaşlarının ve dağ yürüyüşlerinin tarif edilmez enerjisiyle St. Petersburg'daki Lumière Hall'daki yaratıcı mekanda faaliyet gösteriyor. Sergide Rusya'nın çeşitli müzelerinden Nikolay Rerih'in 300'den fazla eseriyle Hovhannes Ayvazovski'nin Rusya Federasyonu ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki müzelerden 200'den fazla eseri yer alıyor. Bunların çoğu ziyaretçilere resimlerde bulunduğu hissi sağlayan 3D formatında sunulmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size sözleri Rafael Batkanyan'ın yazdığı ve Saatkan tarafından seslendirilen Himayeli Renk adlı eseri sunuyorum. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.